Parlamento gereken cezayı vermeli. Edepsizliklere karşı susmak yok. Hastalıklı zihniyete aynen cevabı vereceğiz dedi. Kadınlardan CHP'li Özkoç'a büyük tepki. Sonrasında bir basın açıklaması da vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın milletvekillerinin katıldığı. Şimdi hemen aslında Özlem Zengin'in açıklamalarına geçelim. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanılan haddini bil tartışmasının perde arkasını aktardı. Toplumsal Hafıza programında CHP'li Engin Özkoç'un sonradan özrünün bir anlam ifade etmediğini dile getiren Zengin, Özkoç sarf ettiği sözlerin ne anlama geldiğini bilmeli. Bu söz o dönemin simgesidir. Mecliste ayrıca daha birçok sakıncalı kelime kullanıldı ifadesini paylaştı. Mahmut Tanal, CHP milletvekili bir konuşma yaptı. Mecliste konuşmalar yapılırken bazen çok savruk, hacminin ötesinde ifadeler kullanılıyor. Bu ifadelerden bir tanesi işte dış politikaya dair bir ifadeydi. Yani dış politikada Türkiye'yi rencide etmek, Türkiye ile alakalı çok ağır ifadeler, Türkiye'yi küçük düşürmek gibi. Hal böyle olunca çok doğal olarak tabii bu konuda simge fotoğraflar var. O fotoğraflardan bir tanesini hatırlayacaksınız. Yani Clinton'ın karşısında duran Ecevit, Başbakan Ecevit'in görüntüsü herhalde bu Türkiye'deki herkesi, vicdan olan herkesi rahatsız etmiştir. Ben çok uzağa gitmeye gerek olmadığını, bu fotoğrafı hatırlamanın kafi olacağını söyledim. Yani bu siyasetle ilgili olarak. Bunun üzerine mecliste en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi had kelimesi. Had. Ama amacına uygun kullanılmıyor. Ve CHP Grup Başkan Vekili Bülent Ecevit'in isminin benim tarafından ağzıma alınamayacağını, buna benim haddim olmadığını söyledi. Yani tartışma aslında buradan başladı. Ve ben şuna inanıyorum, orada da ifade ettim genel kurulda, bizler siyasetçiysek, milletvekiliysek, bakansak, başbakansak, cumhurbaşkanıysak, bizim söylediğimiz her şeyin bugün bir anlamı var, gelecekte bir anlam doğuruyor. Ama her şeyden önemlisi bu söylediğimiz her şey bizden çok daha sonra, bizim burada olmadığımız dönemlerde, bu dünyadan göçüp gittikten sonra bunun bir vebali var. Özürün hiçbir manası yok bizim için. Canlı yayın gibi biliyorsunuz. Yani genel kurulun demek her şeyin canlı cereyan ettiği bir mecra demek. Her şeyin canlı kaydedildiği, her bir kelimenin yazıldığı bir yer. Genel kurul. O yüzden bu özrün genel kurulda olması gerekiyordu. Bu ifadeyi kullanan kişi, onu da zaten kayıtlarımızdan bulabilirsiniz, çok sarih bir şekilde bunu kastetmediğini, üzgün olduğunu, çok net, aleni bir şekilde özür diledi. Zaten bu özrü yapmamış olsaydı, yani meclis başkanı ve benim de talebim üzerine biz bir ceza yaptırımıyla alakalı zaten benim sözlü bir talebim olmuştu meclis başkan vekiline. Fakat şunu ifade etmek isterim. Daha evvel de aynı grup başkan vekilinin aşağı yukarı bir 6 ay evvel, bu minvalde değil ama yine kadınlık üzerinden, yine bu kadınla başlayan bir başka ifadesi daha olmuştu. Onun çok bir benzerini yine cümlesinin başında ifade ediyor, tekrar etmek istemiyorum. Biraz onun tarzı böyle ağzından bunları kaçırıyor, sonra özür diliyor. Yani bence son şansını kullandı. Genel kurulda özellikle böyle bir şey olması halinde bu sefer çok daha ağır bir şeyle karşılaşacak. Ama siyasi olarak biz kendisine yapabileceğimiz bütün yaptırım süreçlerine de kendi içimizde müzakere edeceğiz. Partisinden arayan hiçbir kadın olmadı. Genel başkan, partisinin genel başkanı, CHP genel başkanı aramadı. Yani Karaköy'deki kızlarımızı arama ihtiyacı duyuyor ama kendisinin, hatırlarsanız salı günü bizim grup toplantımız vardı dün. Kendilerinin de grup toplantısı vardı. O grup toplantısında Karaköy'deki kızlarla alakalı olarak nasıl üzüldüğünü anlatmıştı. Yani kendisi bunu söyledikten birkaç saat sonra bu işi yapan grup başkan vekiline, bilmiyorum, bana sorarsanız görevden almalı. Yani CHP genel başkanı bu şahsı, bu grup başkan vekilinin yeterli hassasiyeti, siyasi öngörüsü, siyasi bilgisi, öyle diyelim, bu cümlenin bile ne anlama geldiğini bilmeyecek, kamuoyunda hangi etkiyi doğuracağını bilmeyen bu kişiyi bence görevden almalı. Benim şahsi şeyim odur.